kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz, teşekkür ederiz. Seçimdeki çalışmalarınız nelerdi? Seçimdeki çalışmalarımız, yapacaklarımızı anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Ben psikolojik danışmanım. Birebir vatandaşlarımızla görüşmeler yapıyoruz. İhtiyaçları neler? Bizim öngöremediğimiz, bizim göremediğimiz durumları onların gözleriyle, onların bakış açılarıyla dinliyoruz. Çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama mevcut durumda, mevcut başkanımızla da bu işin gitmeyeceğini çok iyi görüyoruz. İnsanlar bir hizmet bekliyor. Çatal ağzımız hizmet bekliyor. Biz de bu hizmete adayız. İnşallah vatandaşlarımızın teveccühünü almaya çalışıyoruz. Peki hocam, başkan olursanız ilk yapacağınız projeler nelerdir, öncelikleriniz? İlk yapacağımız projeler temizlik. Temizlik her şeyden önemli. Çatal ağzımız maalesef ne tarafa bakarsanız bakın bir kirlilik içerisinde, bir pislik içerisinde. Bundan kurtarmamız gerekiyor. İnsanların yaşayabileceği, tercih edebileceği bir çatal ağzı haline dönüştürmemiz gerekiyor. Ereğli'de 5000 çalışan var, Ereğli Demir Çelik'te. Ereğli'nin nüfusu 110 bin. Çatal ağzımızda 3500 çalışan var. Çatal ağzımızın nüfusu 7200. Karabük'te belki 2000 çalışan da yok. Karabük'ün nüfusu 200 binlere dayandı. Yani yapılacak çok şey var. Yani bu bir kibir değil. 14 yıllık idareciliğimiz var. Yönetim alanında yüksek lisans yaptık. Bunun değerlendirilmesini istiyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu teveccühü alacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Olarak.